yıllarca çalışarak ülkesine emek veren, ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye, yani topyekün vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen AKP çözüm değil, kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul yetim aileyle geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. Açım, aç diyen emeklilerin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Anımsayacaksınız, bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL'ye tamamladılar. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Ayrıkları günden güne buharlaşan emekliler, bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bir bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2024 yılını emekler yılı ilan etmiş, Türkiye 100 yılının emektarları programını hayata geçirmekle ölmüştür. Gelin şimdi öndükleri emeklilerin 100 yılına bir bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2000 avro üzerinde. Almanya'da ise 1552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans emekli aylığı ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise kredi yurtlar kurumu ranzalı 8 kişilik odaları leva görüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklinin kalbini kırmaktan çekinmiyor. Değerli basın mensupları, derin bir hayat pahalılığı baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirin tümünü harcadıkları halde asgari, gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiş durumdalar. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz.